Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra, kaç haftada video atmıyordum, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz, daha önce zaten yukarıya kartı bırakacağım, Türkiye'de beni şok eden şeylerle ilgili bir video çekmiştim. Türkiye'de neye şaşırdım, Türkiye'ye geldiğimde beni ne şaşırttı, bununla ilgili bir video çekmiştim. Şimdi ise tam tersi, eşim Azerbaycan'a gelirken onu neler şaşırttı orada, orada nelere alışamadı veya gördüğünde şok oldu veya hoşuna gitti, onlarla ilgili anılarını bizimle paylaşacak arkadaşlar. Bugünkü konuğum eşim. Merhaba arkadaşlar. Azerbaycan'da beni ilk şaşırtan şey, orada mesela Türkiye'de daha yeniydi başladı. Yani bir senedir falan var bu. Ben 2006 senesinde ilk gittiğimde mesela karşıdan karşıya gideceksin. Biraz tabii. Yüksek sesle. Tabii yaya geçidinin olduğu yerde karşıdan karşıya geçeceksiniz. Işık falan yok. Yani yolu aldığınızı attığınız an araçlar duruyor yani. Bu beni çok şaşırtmıştı. Çünkü Türkiye'de o zaman böyle bir şey yoktu yani. Yani yolu atlasan bile araba seni ezer geçer. Üstünden durumdaydı. Geçiyor. Yani. Başka ikinci şaşırtan olay neydi? Mesela ben İstanbul'un bu kadar büyük olması beni şaşırttı açıkçası. Çünkü bizde duraklar yakındır mesafeler yani. Ben 5-6 durak sonra mesela 20 dakika sonra iniyordum maksimum. Ve en uzak gittiğim mesafe 1 saatti. Peki Azerbaycan'da bu seni şaşırtmadı mı? Tabii ki şaşırttı yani. Mesela ben navigasyonu falan çok iyi kullanıyorum yani. Bir yere gitmek istediğim zaman hangi yoldan, hangi otobüste veya nasıl bir araçla gideceğimi seçiyorum ve çok rahat bir şekilde gidebiliyorum yani. Mesela Azerbaycan'a, Türkiye'de özellikle sen bir 10 dakikalık mesafeye gideceksen durağa gideceksin, otobüsü bekleyeceksin. Sonra bir daha otobüse binip gideceksin, ineceksin. Hatta 10 dakikanı geçiyor yani. Ama Azerbaycan'da böyle değil yani. Aynı yol üstünde giden 5-6 tane otobüs var yani. Gidiyorsun durağa, yani bir iki dakikaya bekliyorsun ya beklemiyorsun. Çok cüzi bir miktar verip istediğin 10 dakikalık mesafeye gidebiliyorsun. Bu beni şaşırtmıştı. Türkiye'de 10 dakikalık bir yere gideceksen yürürsün yani. Şey yapmaz ya, otobüse binmezsin yani. Mantıklı değildi. Uzağa gideceksen otobüse binersen. Evet ve aynı şekilde otobüs fiyatları da çok düşük yani. Evet. Türkiye'ye göre şu an 3,5 yani. 3,5 TL Türkiye'de tam akbi. Azerbaycan'da 30 gepikti yani. 1 lira bir şey yani. Yani. Orada bak otobüs fiyatları. Peki Azerbaycan'da geldin. Yemekleri nasıl? Yani sizin yemeklere benziyor mu? Bir yadırgadın mı? Nasıl? Tatları nasıl? Yemek kültürü orada çok farklı bizdekinden. Çünkü orada çok aşırı yağlı yemekler oluyor. Yani Türkiye'de çok az yağ kullanırsın. Şöyle sözünü kesiyorum. Türkiye'de genel olarak yemekler sulu veya kızartma fark etmez sıvı yağ daha çok kullanıyorsunuz. Evet. Katı yağ kullanılmıyor. Sağlıksız olarak burada belirtiliyor. Ama Azerbaycan'da genel olarak katı yağ yemeğe güzel bir tat verdiği için genel olarak Azerbaycan'da yemekler katı yağla pişirilir. Ve yemeklere yağ fazla atılınca, hani bizde şöyle bir şey var. Yemek eğer yağlıysa bu güzel bir yemektir yani. Yağ az atıldıysa onun tadı tuzu olmaz, lezzeti olmaz. Bu yöndendir mesela. Mesela yemek kültürü de o şekilde. Peki yani çok mu seni zorladı orada yemek yemek, yoksa mesela sevdin mi? Çok mesela ben Türkiye'nin yemeklerini bazılarını hala sevemedim. Tamam, sevdiğim yemekler var ama bazılarına hala alışamadım yani. Bir oradaki yemeğin daha ayrı bir tadı var yani. Daha böyle organik oradaki olan yemekler, sebzeler, etler falan. O yüzden oraların tadı da tabii ki ayrı güzeldi yani. Mesela yemekleri şu da beni şaşırtmıştı. Mesela bizde bir akşam yemeği olduğunda salatası olur, yoğurdu, turşusu, çorbası, ana yemeği, pilavı gibi gibi şeyler, içeceği falan olur yani. Ama Azerbaycan'da bu öyle değil yani. Mesela bir sulu yemek varsa sadece sulu yemek vardır yani. Yanına bir turşu konmaz, bir yoğurt konmaz. Yani çok tek çeşit yemek orada vardır. Azerbaycan'da yani. Aynen. Kültür olarak tek çeşit yemek. Mesela diyelim ki bugün diyelim ki sulu tavuk yemeği yaptın. O oturulur. Yani akşam yemeği odur. Onun yanına çorba olmaz veya makarna veya pilav olmaz. Öyle bir şey yoktur. Sadece yanına salata yaparız veya turşu varsa turşu koyulur evde. Salata da şu şekilde. Sizin gibi küçük küçük
böyle doğrayıp üstüne yağ, limon falan değil de hani daha çok domates ve salatalık. Yani pomidor ve hıyar doğranlık. Bu kadar. Salata mıdır? Bir sonraki aşamada seni şaşırtan, bir sonraki aşama sanki yarışmadayız. Bir sonraki mesela bize Türk kahvesi vardır. Mesela istemelerde falan bu olur. Evet. Ama bizim isteme olayında Türk kahvesi falan pek Türkiye'de gibi olmadı yani. Çünkü evet. Azerbaycan'da Türk kahvesi yani. Kahve kültürü bizde gibi evet, yok bizde yani. Evet, bizde istemede kahve götürülmez yani damat tarafından gelen kişilere. Şirin çay diyoruz. Yani o çayı eğer tatlı olarak işte götürüyorsan kızı verdik anlamına geliyor. Kahve yok dediğim gibi ama eşimler kendileri Türk kahvesi getirmişlerdi. Ve ben Türk kahvesi yapmasını bilmiyordum. Hatta annesi yapmıştı. Ben götürmüştüm. Hem bizim kültür olmuştu o sırada hem de eşim evet, yani Türkiye'nin kültürü olmuştu. İkisi de olmuştu. Yani biz de Azerbaycanlılarda mesela Türklerde yemek yenildi. Ondan sonra mesela bir Türk kahvesi içilir. Ama Azerbaycan'da öyle değildir. Kahve olarak yani Nescafe, diğer kofi çeşitleri yani içilir ama Türk kahvesi hayır. Yani mesela bir kafeye gittiğinizde bir çay içmek istediğinizde biz de yanına pek bir şey verme. İstesen de kurabiye gibi bir şeyler yani alırsın ama Azerbaycan'da mürebbe yani reçel. Mürebbe diyoruz. Reçel getiriyor. İsteyebiliyorsun yani reçeli. Çilek reçeli, kayısı reçeli, incir reçeli herhangi istediğinden orada ne varsa seçenekleri soruyorsun. İstediğin bir reçeli alıp çayla beraber içebiliyorsun yani. Evet. Türkiye'de bu yoktur yani ben hiç görmedim. Mesela Azerbaycan'da gidiyorsun bir kafede oturuyorsun ya mesela diyorsun ki çay tezgahı. Çay tezgahı da yani çayın en iyi şekilde de yani onun yanına biraz ceviz koyarlar, fındık, işte diğer küp şeker ve reçeller konulur. O yani süslenmiş halidir. Ama sadece çayı tek içersen şekerle bir de bizde şekeri ağza atarlar yani çayın içine atmazlar. Yani o toz şekerde. Toz şeker yoktur orada da yani. Toz şeker var. Ama bizde gibi amacı farklı. Çayın içine atıp içmiyoruz yani. Yani günlük olarak. Farklı bir şekilde kullanıyoruz. Başka Azerbaycan'da nakit mi harcadın, kredi kartı mı veya banka kartı mı kullandın? Sence Azerbaycan'da hangisi yaygın? Orada nakit tabii ki yani. Nakit, bozuk para falan daha çok yaygın. Bizde gibi markete gitsen 5 liralık, 10 liralık bir şey alsan bile kart verirsin, banka kartı veya kredi kartı verirsin. Ama Azerbaycan'da kredi kartı yaygın değil, banka kartı da aynı şekilde. Genelde orada nakittir, cash'tir yani. En çok nakit kullanılır. Fazla kitle kart kullanmaz ama şimdi artık yavaş yavaş evet kart sistemine geçilmeye başladı. Yani yaygınlaşmaya başladı daha doğrusu. Ama daha öncelerinden tabii ki hala da nakit daha ön planda. Herkes nakitle alışveriş yapıyor. Ve üçüncü bir şey daha vardı ya. Taksi aynen. Mesela Türkiye'de sen bir yere gitmek istiyorsun mesela Kadıköy'e gitmek istiyorsun. Taksi aşırı pahalıdır yani. Toplu taşım daha yaygındır bizde. Mesela en kısa mesafeye gitmek istediğin zaman 5-10 dakikalık mesafeye 15-20 lira veya 25 lira verirsin. Ama Azerbaycan'da öyle değil yani. Taksi orada da ucuz yani bu yönden. Uber tarzı şeyler var yani sivil insanlar evet. Taksicilik yapıyor. Bizdeki bir sarı taksi olayı pek orada yaygın değil. Sadece sahil tarafında London taksileri var. Evet. İngiltere, Londra'da olan onlar pahalı. Değişik olan taksiler var. Onlar aşırı pahalı yani. Evet. Turistik amaçlı yani sen oraya sadece şey olsun diye bineyim gezeyim diye şey yaparsın yani. Yani Uber, Lyft gibisinden bizde o taksi taksiler meşhur yani. Evet. İnternetten kendini çağırıyorsun, o senin adresine geliyor. Yani ya, çok ucuz. Uber'de gibi uygulama değildi, numarayla öyle yani. Öyle bir uygulama da var. Yani uygulaması o, da var. Uygulaması yani, da var. Genelde telefonla yani. Aynen. Mesela yıldız 11-11 diyorsun farzı misal. Evet. Yani 4 numara oluyor onlar da genelde bizimkisi. Bizdeki 444'lü numaralar gibi. Mesela arıyorsun, şuradan şuraya gitmek istiyorum sana diyorsun. Sana fiyatı söylüyor. Sana fiyatı 5 manat, 10 manat, 2 manat neyse söylüyor. Evet. Tamam mesaj geliyor sana 5 dakika içinde şu plakalı, şu renkte bir araç görecektir diye. Evet. Geliyor biniyorsun, gideceğin yere gidiyorsun. Evet.
vardığın yerde nakit paranı veriyorsun yani. Ama evet. Uber daha farklı yani, uygulama üstünden parayı alıyor. Evet. Bize gibi nakit olarak veriyor. Mesela orada da çok ulaşım ucuz yani. Orada tabii ki benzin fiyatları falan da daha ucuz olduğu evet. için. Araç, evet, araç fiyatları da çok ucuz olduğu için. Otomatikman ulaşım da ucuzluyor yani. Toplu taşıma yani. 3 kişiysen otobüste bir yer toplu taşımayla gideceğine taksiyle gitsen aynı paraya belki daha ucuza da geliyor yani. Ve bir de Azerbaycan'da dolar sabittir. Mesela hmm. diyelim ki şu an Türkiye'de dolar 6.80-6.72. O civarlarda. Mesela sürekli çıkıyor, düşüyor. Yani ya 7'lere gidiyor ya tutalım ki 5'e düşüyor. Azerbaycan'da sabittir. Dolar 1.70. Sürekli 1.70'tir. Yani hiçbir zaman doların fırlamasının, düşmesinin Azerbaycan'daki para birimine bir etkisi olmamış. Yani çok ufak oynamalar yani. Sen 1, gideceksin 2, oraya 1, bir 10 bin dolar falan bozduracaksın ki sana böyle 50 lira 100 lira bir fark olacak evet. yani. Ama ortalaması 1.7'dir yani dolar manat. Evet, bu şekildedir. Başka şaşırtan aklına gelen bir şey var mı? Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. Sevdin mi peki oraları? Sevdiğim güzelliğe bazen özlüyorum yani orayı da. Hatta geçen gün bana diyor ki, ne diyordun ya, keşke sen orada olsaydın da seni görmek bahanesiyle diyor gelip oraları da görseydin. Yani şimdi ben orada olduğunda gidiyordum yani 3 ayda 1, 4 ayda 1. Aynen 3 ayda 1. Azerbaycan Bakü'ye gidip geziyordum, dolaşıyordum. Bir eğlence oluyordu, bir tatil gibi bir şey oluyordu bana. Ama şimdi öyle değil, bir senedir gidemiyorum. Beylagan'ı da sevdin mi? Yani çok sevdim oraları. Niye, orası da güzeldi. Güzel dedim. Ağaçları falan sen o doğayı sevdiğin için hı hı. orası da hoşuna gitmişti. Yani güzel doğalarda. Öyle bir yani diyorsun ki hoşuma gitmedi dermiş gibi. Gitti İstanbul, mi gitmedi İstanbul, zorla dedirtmiyoruz. İstanbul'da yaşadığım için Bakü benim için daha şey yani daha bana yakın geliyor. İstediğim her şeyi yapabiliyorum yani gezip dolaşabiliyorum. Ve diyebilirim ki arkadaşlar, Bakü benden daha iyi tanıyor kendisi. Yani. O beni gezmeye götürüyor. Hani burada navigasyonu daha iyi kullandığım için yani. Evet, navigasyonu iyi kullandığı için Bakü'de yani her yeri karış karış her yeri biliyor. O yüzden ben de şanslıyım. İstediğim her yere rahat bir şekilde gidebiliyorum yani. Artık alıştığım gibi bir şey yani. Pazarlık bile yapıyorum bazen orada. Aynen. Hem taksicilerle de kavga ettin ama. Evet. Çünkü bazı taksiciler inmeye yakın fazla para istemişti. Yani turist olduğum için otomatikman öyle yani. O turist sesini duyduğu an anında biliyorlar turist. O burada da var aynı şekilde. Yani Türkiye'de de o var. Her yerde bakıyor vardır mesela yani. Her ülkede vardır o. Bakıyor turist diyor ki bir iki daha fazla alsam ne olur ki yani. Gibisinden. Ben de o tip şeyleri sevmediğim evet. için en başta ne anlaştıysan odur yani bende. Evet, çok bunun da şeyi kavgası hoşumuza geldi. Tartışmışımdır ya, kavga değil de yani. Yani tartışma kavga değil. Ben derim yani niye sen bana bu kadar demiştin. Okey, varacağımız yere vardık. Herhangi bir ileriye de gitmedim. Yani daha uzağa da seni götürmedim. Benden istediğim para bu kadar. Al paranı. Hoşça kal. O da uygulama evet. üstünden çağırmadığımız taksiciler. Hani bizde yolun kenarında taksiler bekler. Kendi şahıslarına da devletin değildir onlar. Mesela onlar biraz şey çıkarıyor, problem çıkarıyor. Ama uygulama üzerinden arayıp çağırdıklarını hiçbir zaman senin tek kuruş fazla istemez yani. Yani orada bunu mesela 1.90 şeyse o çıkarıp 10 gibi yani 10 kuruşu çıkarıp sana veriyor evet. uygulamadan istediklerini ama aynen. diğerleri sana diyor işte bozuk para yok, bilmem ne yok. Sürekli bahane. Sen o 20 kuruş için gepikisine uğraşmazsın. Bırakıp gidiyorsun yani. Evet. Bence bugünlük bu kadar yeterli ve bence keyifli bir video oldu. Ayrıca kanalıma yani bugünkü videoma konuk olduğun için zorla ikna ettim kendisini. Zorla oturttum buraya. Dedim bugün 2 haftadır video atmıyorum. Bu konuyu buldum. Bugün bununla ilgili çekeceğiz. Ve en sonunda tabii bana hayır deme lüks olmadığı için. Mecbur. Oturttum. Ve sorularımı cevapladı. O yüzden teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi konuklarımızla da vedalaşalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.